Evet, e, yazsam onun olur başlığında eee sizinle sohbet et üzere e, sevgili arkadaşımız e, şahsen çok sevmediğim insanı da davet ediyorum. Kendisi yemek geliyor bugün. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba. <laughs> Uzun zamandır bir arada değildik. O yüzden tekrar geleyim dedim. Bu nacizane muhteşem şakamı lütfen ortalarda dolandırın. Daha zekice bir şaka görmemiştim. <laughs> Abi bir haftadır evde o kadar sıkıldım ki az önceki şakana kahkaha attım gerçekten sağ ol demiş. Düşünün ne kadar kötü durumdayız. Hakikaten. Neyse beraberce atlatacağız işte. Evet başlığımız neydi? Aa geldi hakikaten. <laughs> Evet, oyun yazma süreci üzerine birazcık sohbet edeceğiz. Nasıl bir sohbet bu? Eminim şu anda takip edenler arasında da oyun yazmayı deneyimleyenler vardır, yazma gayretinde olanlar vardır, yazmak isteyenler ya da çekinenler vardır. E, bu konuda bir girişimde bulunmak isteyip de bulunamayanlar vardır. Ve fakat e, çoğunlukla eve kapanmayı tercih ettiğimiz şu günlerde. Ee, belki de hepimiz bir şeyler okuyoruz şu sıra. Bir şeyler izliyoruz. Ee, mesela dün biz e, Cennet sinemasını seyrettik. Sinema Paradiso. Bilenler bilir şahane bir filmdir. Gerçekten ne kadar önemli bir şey olduğunu sanatın tekrar gördük. Hatta orada çok güzel bir e, sahne vardı. çocuk Çocukcağızımızın e, filmi kenardan izlediği hatırlayanlar vardır. Tavsiye ederim. Arada çünkü film tavsiyesi falan da diyorsunuz. Bilmeyenler için sinema paradizo. Ee, evde vakit geçirirken e, film izlemek gibi, bir şeyler okumak gibi, kimi gayretlerde olduğumuz kadar bazen de bir şeyler karalamak isteyebiliriz. Belki de film çekmek isteyeceksiniz bilmiyorum. Belki de evdeki kişilerle oyun yazıp oynamak isteyeceksiniz kendi evinizin koşullarında. Neden olmasın? Yazmak çok keyifli. Bir yanıyla zor. Ee, gerçekten bir yanıyla emek isteyen. Bir yanıyla biriktirmek isteyen, bir yanıyla da paylaşmayı koşul olarak öne süren bir eylem. Bu eylemin içerisinde de elbette ki farklı türlerde yazıyoruz. Tabii elbette ki Türkiye'de doğmuş her çocuğumuz gibi hepimiz dört dizede olsa bir şiir karaladık. Elbette ki hepimizin farklı yaşlarımıza yazdığımız bazı hikayeler var. Elbette e, meraklısı için küçük küçük yazılmış oyuncuklar var. Diyaloglar var, küçük sahneler var. Hepimiz zaman zaman bu eylemi sürdürmeye gayret ediyoruz. Çok güzel. Yazmak şahane. Bazen çok zor, tekrar ediyorum ki. Bazen de çok keyifli. Yazma eylemi, oyun yazma eylemi üzerinden birazcık sohbet edeceğimiz zaman benim genelde atölyelere başlarken söylediğim birkaç kural vardır. Nacizane, haddim olduğunca. Ee, çok usta yazarlardan... Müsaade isteyerek kendimce, kendi birikimime, tecrübeme dayanarak birkaç şey paylaşırım ki. Özellikle şu sıralarda bu kadar e, zamanımız varken yazmayı düşünenler için e, şu kurallarla başlayabiliriz. Aslında bu kurallar e, sadece e, oyun yazmanın değil, tiyatro ile ilgilenen herkesin önüne koyması gereken kurallardır e, belki de. E, onlar da şu. Birincisi saçmalayacaksınız. Saçmalayacaksınız ne demek? Genelde her türlü eleme girişen kişiye hocalar bu cümleyi söyler. Oyunculukta da söyler, yönetmenlikte de. Başlık her neyse cesur ol, saçmala, saçmala, saçmala der. Ee, bir diğer başlığı da hata yap der. Hata yap, hata yap, hata yap. Şimdi bunların önemi nedir? Hocalar bunu söylese de bazen bu hakkı tanımaz kimseye. Bazen de biz kendimize bu hakkı tanımayız. Hangi hakkı? Saçmalama hakkını, hata yapma hakkını tanımayız. Neden? Çünkü korkarız. Neden korkarız? Rezil olmaktan korkarız. Halbuki dünyanın en keyifli şeyi rezil olabilmektir. Çünkü rezil olabilmeyi göze aldıysan sen, başka bir coğrafyada da olsan, bu coğrafyada da olsan, tek başına da olsan, birileriyle yan yana da olsan hayattan keyif almaya başlarsın. Shirley MacLaine'in çok güzel bir sözü vardır. Der ki, kendisine gülmeyi bilen kişi asla eğlencesiz kalmaz rezil olmayı göze alabilmek insanın yolculuğundaki en önemli duraklardan birisi. Çünkü değil mi? Siz de katılacaksınızdır. Tüm bu eğitim hayatımız boyunca, tüm bu yaşadıklarımız boyunca, ailemizden, hocalarımızdan vesaire hepsinden yüklenen bir doğru yap, doğru yap, aman, aman, sakın, sakın gibi şeyler var. Şimdi doğru bilimin işidir. Nedir o? İşte şu anda geçirdiğimiz süreci de görecek olursanız bilime güvenmek istiyoruz değil mi? Bilimin işidir doğru. Doğruyu bulmak zorunda. Çünkü bir hata yaparsa acı bir bedel ödeyebiliriz. Ama sanatta eğer hata yaparsanız kimse ölmez. Yani siz kötü bir oyun yazdıysanız kimse hastaneye kaldırılmaz. Bazıları öyleymiş gibi davranır ama değildir. <laughs> siz e, o kadar da başarılı olmayan bir oyunculuk sergiliyorsanız herhangi bir oyunda yani daha da öteye götüreceksek rezil oluyorsanız Kimse e, gidip intihar hattını arayıp ben intihar etmek istiyorum kendimi koruyamıyorum diye bir cümle kurmaz. O yüzden herhangi bir eylemle ilgili rezil olmaktan çekinen insanlar her zaman kendi elleriyle kendisine, zihnine, e, hayal gücüne, yaşadıklarına, anılarına hatta yapmak istediklerine pranga vurmuş oluyor. Ondan ötürü hata yapmak, ondan ötürü saçmalamak ve bundan ötürü de rezil olmak göze alındığı zaman ve eyleme geçildiği zaman bu konuda yazma eyleminin de ilk aşamalarına başlamış oluyoruz. Çünkü yazmak birazcık çocuksu bir eylem. Değil mi? Tiyatronun zaten kendisi çocuksu. Bu bir okuma da olsa dahi siz okuyacak kişileri o rollerde kabul ediyorsunuz. Veya bir oyuna gittiğiniz zaman oyun başladığı anda sahnedeki kişinin o rol olduğunu kabul ediyorsunuz. Biz de oyuncu olarak bunu kabul etmenizi bekliyoruz. Yani burada herhangi bir oyunumuzu seyrederken mesela geldiniz ve işte atıyorum 3. Richard'ı izliyorsunuz. 3. Richard'a başladık. Ben bir tirada girdim. Bana dönüp Yiğit ne yapıyorsun ya demiyorsunuz. Oğlum sen manyak mısın? Topal değilsin, sakat değilsin. Niye öyle konuşuyorsun? Demiyorsunuz. Neden? Çocuksu. Tıpkı bir çocuğun elindeki işte bardağı gösterip, bak bu benim annemmiş, e, diğerini gösterip bu da benim babammış, bunlar kavga ediyormuş diye anlattığı şeyde, evladım sen gerizekalı almışsın elindeki bardak, bu çocuğu yapamadık, yapamadık, bu çocuk olmadığı gibi cümleler kurmamamız gibi. O yüzden çocuksudur. O yüzden seyir eylemi de çocuksudur. seyrin karşı tarafında olan bizlerin eylemi de çocuksudur. O yüzden hep böyle çocuk kalmaya gayret ederiz. O yüzden. E, tiyatro doğaçlamalarının, tiyatro çalışmalarının çoğunun özünde çocuk oyunları vardır. Bilinçli olarak vardır elbette. Neden? Çünkü yaratıcılığınızı artırmak ister. Çok meşhur örnektir yani bu dünya üzerinde hepimizin bildiği bir hikaye vardır. Yani üçüncü gözün olsa nereye koyarsın? Bak gösterdim. Hepimiz buna koyarız. Niye? Tepe göz. Hani var o efsaneyi biliyoruz. Sormuşlar sormuşlar herkesi göstermişti. Alnıma koyarım. Enseme koyarım. Enseme koyarsam böylece arkayı da görürüm diye efsane veya şehir efsanesi. Odur ki bir çocuğa soruyorlar. Çocuk da diyor ki parmağımın ucuna koyarım. Nasıl yani? E böylece her yeri görürüm işte bak. Bak görüyorum. Yani ne ensemde olmasına gerek var ne burada olmasına gerek var. Parmağımın ucunda diyor. E bak sen şu işe. Bak sen şu Allah'ın işine. Biz koskoca mühendisler, mimarlar, doktorlar, sanatçılar bunu düşünemedik. Gariban çocuğumuz bunu düşündü görüyor musun? Niye? Çünkü henüz sınırlandırılmamış henüz e, bir ara yazınız bilgiyle korkakla evrilmemiş. Bilgi çok değerlidir ama Hamlet'in de söylediği bilinç böyle korkak ediyor hepimizi. De, demesinde olduğu gibi biraz da sınırlandırıcıdır. E, Shakespeare Shakespeare'in oyunlarını okuyarak Shakespeare oyunları yazmadı. Çehov Çehov'un oyunlarını okuyarak Çehov oyunları yazmadı. Hepsi elbette ki okumuştur, elbette ki temas etmiştir. Elbette ki, elbette ki hepimiz birlerinden besleniyoruz. Hepimizin kaynakçası o kadar değerli ki yaşadığımız her şey, temas ettiğimiz her şey, şu an içinde bulunduğumuz koşulların tamamı aslında bir kaynakça. Kaynakça. Ve biz bunları kendi hayatımıza katıyoruz. Kaynakçamız çalıştığımız iş yerleri, kaynakçamız okuduğumuz kitapların e, yazarları, kaynakçamız, sevgililerimiz, kaynakçamız, ailemiz, kaynakçamız, dostlarımız hepsi bu kaynakçanın toplamında biz üretmeye başlıyoruz. O yüzden yazmak üzerine, oyun yazmak üzerine özellikle başladığımız zaman bu koşulları unutmuyoruz. Saçmalıyoruz, hata yapıyoruz, rezil oluyoruz. Aksi takdirde çok korunaklı, formülleri çok belli oyunlar yazmaya başlarız. Hata yapmanın güzelliği şudur. Mesela prova'nın bir oyuncu için, aramızda oyuncular ya da oyunculukla ilgilenenler de vardır kuşkusuz. Bir oyuncu için, bir oyuncunun ilk öğrenmesi şey nedir diye soracak olsanız, ilk cümlesinin şu olması gerekir. Prova yapmak. Bir oyuncu ilk önce prova yapmayı öğrenmeli. Neden? Çünkü prova sürecinde sen arayacaksın rezil olacaksın. Hata yapacaksın, saçmalayacaksın ki neticesinde seyircinin karşısına çıktığında rezil olmayasın. O yolculuk senin eleme yolculuğun, keşfetme ve eleme yolculuğun. Nihayetinde çıkardığın eser bütün elenenlerden kalan eser. Elbette ki beğenilir, beğenilmez, başka bir şey. Doğrudur. Ama o yolculuk bunun için değerlidir. Yazma eyleminde de aynı şekilde hata yapmaktır esas olan. Çünkü ancak hata yaparak Tıkandığımız noktaları, aşamadığımız yerleri ve önümüzdeki engelleri daha net görebiliriz. Eğer hep doğru yapmaya kalkarsak, herhangi bir e, sorunla karşılaşmadan ilerlersek de asla yeni bir şey deneyemeyiz, yeni bir şey öneremeyiz de. Hepinizin bildiği üzere çok meşhur bir laf vardır. Dünya üzerinde güneşin altında yeni bir şey yok. Güneşin altında yeni bir şey yok. Güneşin altında yeni bir şey yok. Yazılacak olanlar yazıldı. Yazan yazdı. Ben ne yazacağım? Shakespeare yazmış. Ben ne yazacağım? Beckett yazmış, Pinter yazmış, Chekhov yazmış, Arthur Miller yazmış, Haldun Tener yazmış, Nazım Hikmet yazmış. Ben ne yapacağım? Ben ne yapabilirim? Eyvallah. Orası öyle. Ama onlar da ilk yazdığı zaman o güneşin altındaki yeni ve biricik şeylerdi. Tıpkı şu anki bizler gibi. Biz de bu güneşin altında biriciyiz. Yeniyiz yeniyiz bizden başka yok. Biriciyiz. O yüzden esas olan bizim nasıl anlatmayı tercih ettiğimiz. Bizim ağzımızdan dökülecek cümleler, bizim kalemimizden veya klavyemizden başkalarına ulaşmasını arzu ettiğimiz cümleler, oyunlar, hikayeler, öyküler. ve hikaye ile öykü aynı şey. Evet. şiirler, romanlar. Şiirler, şarkılar, değil mi? Hepsi. Yani biz yeniyiz, siz de yenisiniz. Dünyada çok yeniyiz. Öncesinde bir akıntı vardı, bir nehir vardı. Nehrin içinde yıkananlar, nehirde boğulanlar, nehirden kurtulmaya çalışanlar, nehrin verdiği akışta istediği yere kadar, onun götürdüğü yere kadar ilerlemek isteyenler. Bir de bizim gibi yeni atlayanlar, yeni nehre dahil olanlar, arkadan gelenler yani bizden önce yaşayanlar kendi yaşadıklarını bize anlatmaya gayret ederken nehirde beraber ilerliyorduk ama onlar tecrübeliydi ve yolda bize bir şey anlattılar. Öyle olunca da biz sanki o anlatılanlar nedeniyle belli şeyleri yapmamamız gerektiğini düşündük. Hep bize bir şeyleri öğrettiler. Dediler ki aman o zaten tutmaz. Aman şekerim öyle Shakespeare mi oyunculuğu mu olur? E, Brecht bu değil ki. Ha <laughs> ha falan gibi. Halbuki ne münasebet. Ne münasebet. Yani Shakespeare gelip de bak sakın kimseye söyleme ben oyunlarımın başka türlü oynanmasını istemiyorum. Vallahi e, öbür dünyada gözüm üzerinde olur falan gibi bir cümle kurmamıştır diye tahmin ediyorum. Umuyorum, istiyorum. Bu durumda yeniye her daim açık olmakta fayda var. Ne ki her deneme, her yenilik elbette ki ya zamanında olmadığı için ya erken ya geç kaldığı için yahut yeterince pişmediği için karşısındakine yeterince ulaşamayabilir. Elbette ki öyle ama bu denemekten vazgeçelim aman öyle şeyler yapmayalım gibi şeyleri de sebep olmamalı diye düşünmekteyiz. Neden saçmalı? Çünkü bildiğin doğrular yerinden oynadığı zaman yeni doğrular çıkar. Bildiğin doğrular yer değiştirdiği zaman sen daha önce görmediğin bir perspektiften görmeye başlarsın meseleyi. Tıpkı evinin yolunu bir gün ya bir de şuradan gitsem diye değiştirdiğinde geçtiğin yolları daha önce fark etmemiş olman gibi. Mesela bana çok enteresan gelir. Ee, bir apartmanda oturuyorsunuz diyelim. Bir apartmanın bilmem kaçıncı katında. Diyelim ki ara katlardan birinde. Benim de başıma gelmiştir. Belki çoğunuzun da başına gelmiştir. Hiç üst katlara çıktınız mı mesela? Yani altıncı katta oturuyorsunuz. Dokuzuncu katı hiç gördünüz mü? Halbuki aynı binadasınız. Neden? İhtiyaç yok ki oraya niye çıkayım? Bütün yolculuk çok basit bir şeyle özetleniyor. E, ...senaryolarda da böyle... E, ...dramalarda da böyle... ...yazdığımız oyunlarda da böyle... ...genel bir kanı bu... ...şöyle birisi vardır... ...A noktasından Z noktasına gitmeye çalışır... ...önünde bir engel vardır... ...bu... ...bütün oyunlar bunlar... ...bu... ...haydi öğrendiniz gidin yazın... ...bu kadar... ...hamlet vardır... ...intikam alacaktır... ...önünde bir sürü engel vardır... ...o yolda onu seyrederiz... ...Richard vardır... İktidara gidecektir, önünde engeller vardır, onun yolunu izleriz gibi. Bütün tarih bununla özetlenir. Bu da meşhur, hepinizin duyduğu çatışma gibi meselelerden kaynaklanıyor. Ama bugün kavramsal olarak bahsetmeyeceğiz. Öyle akademik bir sohbet değil bu. Oyun yazmak deyince aklınıza ilk ne geliyor? Ya da bir okuduğunuz metin ne zaman size göre oyun oluyor? Ya da daha da e, komiği ne zaman oyun olmuyor? Mesela karşılaşırız bazen bir oyun... ...yazılmıştır. Şöyle eleştiriler... ...gelir. Aslında bu senaryo için daha uygun. Ee, aslında bu... ...sanki senaryo gibi, tiyatro gibi değil. Neden? Bakın yine bir yargı. Yine doğrular... ...doğru olduğunu zannettiklerimiz silsilesi. O da nedir? Yahu... ...işte çok fazla mekan değişiyor. Tiyatroda bu olmaz. Ee, çok fazla kişi var. Bu olmaz. Gibi. Halbuki bu sizin işiniz değil ki. Siz yazarsınız. Eee... Bunu yapması gereken ve eğitimini bu konuda almış ya da hayatını buna adamış bir sürü insan var. Kim onlar? Yönetmen, tasarımcılar, dramaturglar değil mi? Oyuncular elbette. Onlar düşünecek onları. Ee, bir oyunun sahne üzerinde var olabilmesi için, sahne üzerinde bir oyunu görebilmek ya da bir oyun yaratabilmek için aslında en 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 gerekli şey şu yazdığınız şeyin bir oyun olması için illa içinde diyalog olması gerekmiyor. İlla içinde birilerinin konuşması gerekmiyor. Oyun diyalogtan ibaret değil. O yüzden esas vazifesi kişinin kendini iyi tanıması, derdini iyi bilmesi. Nedir senin derdin? Samimi derdin nedir ama? Ne o? Yani Afrika'daki açlar benim samimi derdim diyorsan ve bunda gerçekten samimiysem bugüne kadar bu konuda ne yaptın? yapmadıysan nedir samimiyet ölçün? Bulunduğun yerden konuşabilmek, bulunduğun yerden üretebilmek derken aslında birazcık bundan bahsediyoruz ya. Yani nedir o? Sen neyi dert ediyorsun insan olarak? Zamanı mı? teknoloji mi? Aşkı mı? Gerçekten şu an elbette ki büyük bir derdin içindeyiz. Onun üzerinden geçiyorum. Ya da büyük bir dertle karşılaşınca ne yapıyoruz? Diğer çirkinliklerle karşılaşıyoruz. Değil mi? İşte şu an bir süreçten geçiyoruz mesela. İnsanların çirkin yüzlerini görmeye başlıyoruz. Ama bir yandan kendi dertlerimiz de var. Arnold Wesker demiş. Demiş ki insanın kendi dertleri de vardır. Bırak yüreğimde biraz bunları yaşasın. Gerçekten samimi dertlerim vardır. Hiç kimsenin önemsemediğidir belki. Belki de e, buluşup buluşup aslında dinlendiremediğimiz dertlerdir. Belki de o aslında herkesin derdiymiş de haberim yok demişizdir. Bu dertleri gerçekten kendini tanıyarak kendine notlar gibi aldığın zaman hikaye farklılaşıyor. O zaman gerçekten samimiyetle önem verdiğin, samimiyetle dert ettiğin meseleyi gerçekten getirdiğin zaman onun üzerine söyleyeceğini de keşfetmeye başlıyorsun. Ama buradaki kritik nokta ne? O derdi getirirken e, işte mesaj vermek bu sorunu ortadan kaldırmak için dünyayı değiştirecek bir güce dönüşmek gibi bir idealin peşinden gidiyorsun. Halbuki öyle bir dünya yok. Yani emin olun ilk yazdığı oyunla dünyayı sarsan bir oyun yazarı yok. Olmasın da zaten. Olmaz. O yüzden hemen olamaz hiçbir şey. Öyle olsa oyuncular hiç prova yapmazdı. Baştan tekst dağıtılırdı, gelirlerdi ve premier günü oynarlardı. Bütün bu süreçler aslında emek verilmesi gereken emek verilirken de keşfedilmesi gereken süreçler. O yüzden her tecrübeden bir şey ediniyoruz ya. O yüzden hiçbir şey kayıp değil. Aslında hep kazanım ya. Ondan ötürü e, bu tür meselelere yaklaştığımız zaman samimiyet önemli. Bunu da siz bilirsiniz. Gerçekten benim derdim mi değil mi cümlesini siz bilirsiniz. Beni ikna edebilirsiniz. Ben de sizi ikna edebilirim. Kendi derdimmiş gibi. Ama buralarda bir yerlerde biliyorumdur. Aslında o kadar da dert etmiyorum ya ben bunu gibi. Bunu yaparken o yüzden samimi derdimiz olan yerden başladığımızda da ne olur? Bunu bir e, mesaj bombardımanı yahut didaktik diye tabir ettiğimiz yerden ve parmak sallayarak yapmayın. Tweet atmakla oyun yazmak arasında bir hayli kalın çizgi vardır. Tweetlerin ulusa seslenişe dönüştüğü şu zamanlardan geçerken aslında oyun yazmak, çok da öyle bir mesele değil galiba. Çünkü oyun yazmanın diğer tüm yazma eylemlerinden küçük bir de farkı var. Nedir o? Diğer bütün yazma türleri okuyucusuyla yazarı arasında. Okuyucu ne zaman okudu, nasıl bir atmosferde okudu? Oyun yazmak tekrar tekrar doğuşu tembihler. Arada oyuncular, yönetmen gibi kavramlar var. Yani yazdığınız oyun ayaklanıyor yazdığınız oyun etkileşime giriyor o yüzden tüm bu sanat akımları içerisinde tüm sanat türleri içerisinde de çok değerli ve e, özel bir yerde tabii ki tiyatro niye şu an koşuluna o kadar bağlı ve asla tekrar yok ki yani o gün o oyunu seyrettiniz o gün çok özel bir gündü emin olun ertesi gün o günden eser yok belki çok daha tatlı belki çok daha basat Kime göre elbette? Onlar tartışılır da. Ee, o yüzden oyun yazmanın seyirciyle paylaşılmak gibi seyircinin her seferinde tecrübe etmesiyle beraber yeniden doğması gibi bir karşılığı var. O yüzden oyun yazmak, bir manifesto yazmak, bir bildiri yayınlamak, bilimsel bir makale yazmak demek değil. Ne olur naçizane söylediğim şeyleri böyle hamaset olarak algılamayın. Bütün bu saydıklarımızın e, belki de Yolculuğundan geçtiğim ve hala belki geçmekte olduğum için bunları rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu hatalara düşebildiğim için bu cümleleri kurabiliyorum. O yüzden bir şeyi paylaşmak ve sadece sözle var olduğunu zannettiğimiz bir yoldan paylaşmak aslında o kadar da e, istediğimiz sonuca ulaştıramayabiliyor bizi. Çünkü ayaklanan, iki boyutta kalmayan, üçüncü boyutuyla karşımıza gelen bir oyundan bahsediyorsak eğer... O zaman ne demektir bu? Yeniden yeniden doğan bir metinde gördüğümüz bir şeyler var demektir. Duyduğumuz bir şeyler var demektir. Ve bunu belki de dünyanın en tatlı eylemi olan bir aradalık eylemiyle yapıyoruz demektir. Yani seyrettiğimiz bir oyunda ben görüyorum. Bazen olur ya ben seni çok seviyorum falan. Yapma evladım dersin. Hani Shakespeare'in yaptığını söylediğini tutsun söylediğini yaptığını demesi gibi e, o kadar da yapma dersinde de zaten görüyorumdur. O yüzden yazarken e, en 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 önemli olduğunu düşündüğüm noktalardan birisi de bu. Biz oyun kurarız, oyun yazmayız. Yazmak sonradan gelir. Önce oyunu kurarız. İhtiyaç varsa oraya yazarsın. A kişisi şu cümleyi kuruyor. Soldan girer falan. Hani kendinize bir cesaret aksı açmak istiyorsanız ve daha önce deneyimlemediğiniz bir şey içinde veya deneyimlediğiniz ama tekrar kapağını kaldırmak istediğiniz bir dosyaysanız kendiniz için o kapağı cesaretle kaldıracağınız zamandayız şu anda. Açın, yazmak istediklerinizi yazın. Deneyin, deneyin, yanılın ve emin olun rezil olmayı bilin ki beraberce bundan sonra saçmalayıp rezil olabildiğimiz ölçüde mutlu olacağımızı da anlayalım. Yazma eylemine şimdi girişecekseniz başlangıç için size önereceğim ödev. Vereyim mi size ödev? Ödev şudur. Birincisi ne olur? Dertlerinizi yazın. Ama bugünün dertlerinin yanında geçirdiğiniz tüm hayat yolculuğunu da düşünün. Bazen temas ettiğimiz kişilerin dertleri gerçekten dertlerimizdir. O dertleri bir not edin. Acaba nelerden etkileniyorum? Bu işte İstanbul Kart'a para yükleyememek de olabilir. E, komşunun e, çocuğuna aşığım ama o bana yüz vermiyor da olabilir. Olabilir. Yeni konu baktığınız zaman her 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 oyun çok basit cümlelerle ifade edilebilir ki herhangi bir e, eser çok basit cümlelerle ifade edilemiyorsa yani hatta şöyle denir bir çocuğa anlattığınız zaman o çocuk anlamıyorsa hmm, o zaman bir sorun var demektir. Tabii bu çocuk Atakan gibi değilse Atakan mıydı o çocuğun ismi bak saygıyla anıyorum kendisini. O yüzden basit ifade etmeye çalışın. Birinci ödev bu dertlerinizi yazın. İkinci ödev. Aslında şu an evden çıkamıyorsunuz ama apartmanda hareket edebilirsiniz. Şöyle bir çember çizebilirsiniz. Çok kalabalığa karışmayın ama evinizin, yaşadığınız, bulunduğunuz yerin etrafında birazcık dolanın. Eğer dolanırsanız belki de çok farklı bir şey göreceksiniz. Olur ya. bazen evinizi başka bir yerin, başka bir arkadaşınızın evinden bak benim ilerideki ev ya dersiniz. Aa ne enteresanmış diye görürsünüz. O yüzden bütün bu tecrübeye girerken birazcık etrafınızda dolanın. E, i̇kinci ödevim de bu. Bulunduğunuz yere şöyle farklı sokaklardan, farklı yerlerden bir göz gezdirin derim. Üçüncü ödevinde de vereyim mi? Bol bol vaktiniz var nasıl olsa. Kendinize, kendinize anlatan bir şey yazın. Siz okuyacaksınız sadece onu. Ama kendinize, kendinize anlatın. Hiç öyle... E, Bugün ülkemizin içinde bulunduğu koşullar falan diye cümlelere başlamayın. Yazım hatalarına takılmayın. Onlar sonraki meseleler, basit meseleler. Tek meseleler her zaman kolaydır. D'leri ayırmak, D'leri birleştirmek, ki'leri ne yapacağız Allah'ım gibi. Durum tabii ki önemlidir ve fakat yazma eyleminin önünde engel değildir. Onları öğrenirsiniz. Kendinize kendinizi yazın. Anlatsın kendinize kendiniz. Bakalım neymişsiniz siz. Bakalım sizi nasıl biliyor kendisi. Ondan sonra belki bu deneyimler üzerine de birazcık hasbihal ederiz. Yazmak eylemi üzerine birazcık sohbet etmeye devam edersek zaten benzerlerinde konuşacağız demektir. Ee, yazmak eylemi demişken atölye katılımcılarıyla arkadaşlarımızla paylaştığım bir kitap vardır. Muhakkak öneririm. Şimdi nasıl alırsınız bilmiyorum ama Feride Edgün'ün Yazmak Eylemi adlı e, kitabı. E, muazzam bir kitaptır gerçekten. Yazmaya cesaret etmeye... E, karar vermiş herkesin okumasını tavsiye edebileceğim müthiş bir tabii ki Ferit Edgü'yü tanıyanlar bilir müthiş Türkçesiyle çığır açıcı bana sorarsanız bir kitaptır. O yüzden onu da size e, öneriyorum. Yazsam Oyun Olur adlı başlığımızın da sonuna geldiğimiz andayız şu anda.